Bu haftayı duyuyor musun? Açıklamak için. Hangisi? Ben başlıyorum ya. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, değerli doktor arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle komisyon çalışması hayırlı olsun. Herhalde ilk toplantı. İlk toplantı, evet, doğru. Tecrübünde olsun. Vatan için canını veren şehitlerimizi, başta gazilerimizi, hayatta olan gazilerimize uzun ömür diliyoruz. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar sayesinde bu çalışmayı burada yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz burada bu çalışmayı yaparken birileri var. Bizim semalarımızı koruyan, azgın denizlerde bizlerin bu rahat çalışmayı yapabilmesi için, bizim çocuklarımız için, bizler için vatanı koruyan birileri var. Askerlerimiz sınır ötesinde, sınır içinde, yalçın dağlarda, azgın denizlerde çok zor koşullarda mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bizim de onların özlük hakları ile ilgili vermiş olduğumuz kanun teklifleri var. Bu iki kanun teklifinin birisi astsubaylarla ilgili. Ben de 25 yıl bilfiil Sırmalı Ay Yıldızı kolunda taşıyan bir astsubay olduğunu evladıyım. Parlamento'ya girdiğim günden bugüne kadar da astsubayların, subayların ve uzman çavuşların özlük hakları ile ilgili mücadele eden bir milletvekili arkadaşımız. Astsubayların tazminat talepleri var. Sayın Başkanım, Bakanım da bu konuda iyidir. Kendi personeli, birlikte çalıştığı arkadaşları var. Bu kanun teklifi buraya geldiğinde tüm personelin, uzman çavuşların, astsubayların öncelikli beklentisi astsubayların tazminat sorunları. Onun dışında da sorunları var astsubayların. Sadece tazminat değil ama öncelikli sorunu tazminat. Yani ölüm emrini veren, birlikte mücadele ettiği, cephede silah arkadaşı yaptığı subay 6-7 tane tazminat alırken astsubay bir tazminat bile alamıyor. Bir astsubay emekli olduğunda aldığı maaşın, görevde aldığı maaşın yarısını alabilirken bir subay %70'ini alıyor. Bu statü yönetimi bazı farklılıklar olabilir ama bu onları çok ciddi ekonomik sıkıntılara sokuyor. Şu an ben yaşadığımı söyleyeyim. Bir plazaya gidiyorsunuz. Plazanın kapısında beni gören bir astsubay tanıyor onların özlük haklarıyla ilgili çalıştığı için. Ne yapıyorsun burada? Ben güvenlik görevlisiyim. Plazanın kapısında senelerce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış, onurla, şerefle, o üniformayı şerefle giymiş bir astsubayın emekli olduktan sonra güvenlik görevlisi olması benim içime sinmiyor. Asansörde karşılaşıyorum. Yine bir emekli astsubay, yine bizi tanıyor. Ne yapıyorsun? Ben işte burada bir iş insanının korumasıyım. Bir astsubay emekli olduğunda çocukların hürmetini görmeli, rahat içinde yaşayabilecek ekonomik koşulları bu devlet ona sağlayabilmeli. Biz de bunun için varız. Dolayısıyla astsubayların tazminat problemi başta olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarının lisans seviyesine çıkması, özlük haklarıyla ilgili diğer tüm sıkıntılar öncelikli olarak bu kanun içinde olması gerekirdi. Ve şu an muvazzaf ve emekli tüm astsubay personel bu kanunun buraya gelmesini bekliyordu. Ama bu kanun içinde her şey var ama vatanı bekleyen, vatanın için bir emir ölüme giden, bir üniformasıyla kefeni olan astsubay yok. Yani astsubayların özlük hakları ile ilgili bir şey yok. Dolayısıyla burada Sayın Başkanım geldiğinde muhalefet burada dedi. Milli savunmada iktidar muhalefet yok. Hepimiz birlikteyiz. Bu ortak sorunumuz bizim. Dolayısıyla milli meselelerde yaşayalım. Çok güzel. Bu noktada astsubaylarımızın özlük hakları ile ilgili verdiği tazminatlarına ilişkin kanun teklifi son derece uygun, yeterli bir kanun teklifi. Bu kanun teklifiyle birleştirilmiştir. Evet. İkinci bir kanun teklifi var yine önergede. O da uzman çavuşlarımızla ilgili. Uzman çavuşların da büyük sıkıntıları var. Geçmişte biliyorsunuz 1 milyon tane taşeron çalışan sözleşmeli personel kadroya geçti. Bunun için farklı çiçek diken de var. Çöp arabasının arkasında sokaklarımızı temizleyen de var. Olsunlar. Emekleriyle, alınteriyle kazanıyor. Hepsi kadrolarını aldılar. Ama uzman çavuşlar, yani parkta kır çiçeği diken alsın ama o kır çiçeklerini kanlarıyla sulayan uzman çavuşlarının kadro hakkını alması lazım. Daha önce bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi uzman çavuşlar kırmızı çizgimiz demişti. Onlar da kadro hakkını savunmuştu. Bizim getirdiğimiz kanun teklifi gündem alınmasının için kanun teklifi meclis gündemine ben geldim, konuşma yaptım geçen dönem. Bu dönemde bir arkadaşımız verdi. Olmadı.
burada Milli Savunma Komisyonu'nun en önemli amaçlarından birisi uzman çavuşların kadro talebini dile getirmek. Ayrıca bu kanun teklifinde uzman çavuşların sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir şey olmadığı gibi onların özlü kadrolarını daha da kötüye götürecek şeyler var. Yani keyfi olarak bir uzman çavuşun sözleşmesini feshedebilmek, zaten kadrosu olmayan, zor koşullarda çalışan bir uzman çavuş Suriye'de görev yapıyor, tozun kontrolünde astım olmuş. Ya da bir uzman çavuş çocuğuna böbreğini vermiş. Evet. Yani 50 yaşına gelmiş, aynı 20 yaşındaki adamla aynı performansı göstermesini bekleyemeyiz. Yani onların insanca yaşayacak koşulları sağlayabilmemiz lazım. Uzman çavuş beynin önüne gidiyor, astsubay beynin önüne gidiyor ama arkasında şunu bilmeli. Ben bu devlete hizmet ettim. Devletim için, vatanım için şehit olmayı göze aldım. Orada nerede? Devletin diye düşünmek. Dolayısıyla bizim öncelikli görevimiz hepimizin astsubayın, uzman çavuşun problemlerini, sorunlarını çözebiliyor olmamızdır. Bu kanun Sayın Bakan, toparlayalım. Bu kanun teklifinde de uzman çavuşlarla ilgili de aynı şekilde sıkıntı var. Bir son bir şey daha söyleyeyim Sayın Başkan, toparlayıp onunla. Uzman jandarmalar var. Uzman jandarmalar, İçişleri Bakanlığı personeli, ama muazzam personel, asker personel, onlar da Türk Sağlık Kuvvetleri personel kaldı tabi. Uzman jandarmaların da statü problemi var. Bunlar astsubay yerine alındılar. Uzman jandarma kuruldu, jandarma genel komutanlığında okulları hizmetten sayılmıyor ve statüleri ne uzman çavuş ne astsubay arada bir yerde. Bunların da bir defalığında astsubay çavuş yapılması lazım. Bunun da bu komisyonun gündeminde olması gerekir diyorum. Bunun dışındaki arkadaşlar zaten komisyon üyesi arkadaşlar söyleyecekler. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada Sayın Başkan bir de Temat Başkanı ve Temut Başkanı mutlaka olmalıydı. Temut yeni kuruldu biliyorsunuz. Kanunla kurulan dernek. Evet. Temat da kanunla kurulan dernek. Tesut'ta ben iki kanunla kurulan derneği Temat'ın ve Tesut'un üyesiyim. Birinin Fahri üyesiyim. Birinin Asubay çocuğu olarak üyesiyim. İnşallah temizledim. Onların haberleri var. Değil mi? Temizledim de herhalde. Söylerse aradaki kişiyi kapıda gördüm. İçeriye birer davet edilirse. Görüyor onları. Evet. Tamam başkan. Memnun olurum. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Birleştirme önerdi. Birleştirme belgesi. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edememiştir.